Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arap, bugün sizlerle nasıl watermark ve bitiş ekranı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi watermark olarak ilk kendi kullandığım watermark'ı göstereceğim arkadaşlar. Ben şuradan text'ten tıklıyorum, yazıyorum. Berlin Sans kullanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra align diyorum. Ortalıyorum istediğim bir pozisyona. Mouse'un sol tıkıyla shift'e basıyorum. Böyle sağ gördüğünüz gibi simetrik gidiyor. Böyle aşağı indiriyorum. Ondan sonra buradan overlay seçiyorum arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi çok belli olmuyor ya. Drop Shadow alıyorum buradan. Üstüne atıyorum. Opacity 100. Softness'ı da 8 yapıyorum arkadaşlar. Ben kendi watermark'ımı böyle yapıyorum. Şu an tabi boyutunu da ayarlayabilirsiniz yani. Onu da karakterden ayarlıyorsunuz. Kendi watermark'ım böyle. Karakter. Gördüğünüz gibi küçültüyorum, büyütüyorum. Onun dışında bunu sallanmasını isteyen olabilir. Falan. Turbulence arkadaşlar yapıyoruz bunları. Şöyle. Şunları biraz kısacaksınız tabii ki. 8-5 olabilir örnek. Hareket ettirmek için amount size böyle 0-0 diyelim. Tekrardan 8-5 ama bence hareket etmesi iyi bir şey değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Titriyor şöyle. Bakın. Ayı arttırıcı ama bence hareket ettirmenin düz daha iyi. Bir de parlak olanı nasıl yapıyoruz onu göstereyim hemen size. Arkadaşlar şimdi diğer türlü watermark'ı gösteriyorum sizlere. Yazımızı ekliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz gibi. Ondan sonra bizim klibi kopyalayın. Bir kere daha. Ve ardından bunu transform buradan vertikal yapın. Yani tam tersi çevirin. Ondan sonra buradan yine alt madde 217. Yani yazıyı seçin. Şöyle. Bunu kapatabilirsiniz. Yazıyı kapatacağınız çünkü gördüğünüz gibi. Ardından exposure istediğiniz kadar parlatın arkadaşlar. Bu önemli değil. Ne kadar parlak olmasını istiyorsanız bakın daha kara, daha parlak. Ardından drop shadow atacaksınız. Gördüğünüz gibi drop shadow'u da göstereyim. Pardon. Şöyle kopyalayın arkadaşlar bunu. Bunu bir kompozit yapın. Şimdi atın. Kompozit yaptıktan sonra atarsınız daha iyi olur gördüğünüz gibi. Yine 8 yaptım arkadaşlar. İsterseniz daha az yapın şöyle. Bunu ayarını arttırayım. Şimdi 8 yapabilirim. Gördüğünüz gibi parlak bir watermarkımız oldu. Ve isterseniz yine de S Globe atabilirsiniz buna. Yine sallandırabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Artık kendinize göre kalmış. Gördüğünüz gibi S Globe'da parlıyor. Tamam. Şimdi bitiş ekranına geçelim. Bitiş ekranı için örnek bir sahne alalım şuradan kendimize. Videomuz şöyle olsun. Şurada bitsin. Tamam mı arkadaşlar? Bitirmek için sağ tık Nev Solid. Buradan beyaz bir solid açın arkadaşlar. Buraya gelince Ctrl Shift ile kesin. Gördüğünüz şu an böyle. Örnek şu kadar olsun. Bunun başına gelin arkadaşlar. Tamam. Opacity 100. Buraya 0 deyin. Ondan sonra örnek bir graf atın şöyle. Gördüğünüz gibi bir tane graf atalım. Şu an böyle oldu. Gördünüz mü? Şimdi diyeceksiniz CC Vignite ekleyebilirsiniz bu sefer. Biraz şöyle ayarı düşürtürsünüz. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bitirebilirsiniz. Tabii daha teksti yazacağız. Teksti örnek yazdık ortaya. Ortaladık. Şöyle alt aşağıya atalım o teksti. Ve sağ yukarıdan yazı seçiliyken animation text track nerede bizim tracking sayaca basıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz örnek. Ne kadar arayacaksınız. Ve gördüğünüz gibi böyle bitiyor. Ondan sonra yazıya da aynı şekilde yapın. Opacity 100. Buradan 0 yapın örnek. Onu da şöyle yapalım. Şurada bitsin hemen. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi bitiş ekranında böyle yapılıyor. Ya tabii bu grab'la da alakalı arkadaşlar. Yani grab'ı nasıl yaptığınızı da bağlı. Gördüğünüz gibi daha güzel bir bitiş oldu. Yani şöyle bir grab yaparsanız daha güzel oluyor. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.